Merhaba, hoş geldiniz Medyascope TV özel yayınına. Kıbrıs müzakereleri sürüyor. Cenevre'de görüşmeler tamamlandı. 18 Ocak'ta taraflar yeniden masaya oturacak. Biz de bugün bu sürecin en önemli aktörlerinden biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la bu süreci konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Herkese, tüm izleyenlere selamlar, sevgiler. Bizden de aynı şekilde selamlar, sevgiler Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim, ne değişti de bugün Kıbrıs'ta çözümü konuşuyoruz? Bizi bu sürece getiren en önemli nedenler neler? Bugün Kıbrıs'ta çözümü umut etmemiz için neden umutlanıyoruz? Şimdi aslında konuyu şöyle almak lazım. Esasen 2004 yılında yapılan referandum bugünü de belirlemişti. Çünkü 2004 yılında ilk kez Birleşmiş Milletler bir plan hazırlamış, bütünlüklü bir çözüm planı hazırlamış ve bunu iki halkın onayına sunmuştu. Kıbrıs'ı Türkler kabul etmiş biliyorsunuz, Kıbrıs durumları reddetmiş ama sonuçta o plan gökten zembille inmemiş. Uzun yılların birikimiyle oluşmuş. Ta 1977'den hani ilk liderler zirvesinde federal bir çözüm hedeflendiği belirlenmiş. O zamandan beri birikimlerle, o zamandan beri oluşan birikimlerle bu plan hazırlanmış, bu gelmiş. Şimdi 2004'te reddedildi, doğru. Ama onun arkasından planın plan masada olmasa bile çeşitli vesilelerle görüşmeler bu planı da temel alarak devam etti. İlk görüşme benim biliyorsunuz Papadopoulos'un güneyde cumhurbaşkanı olduğu dönemde ben başbakandım, sonra cumhurbaşkanı seçildim. Ben cumhurbaşkanı olduktan sonra Papadopoulos'la doğru dürüst bir görüşme yapılamadı. Ama onun arkasından Christofias seçildi ve Christofias'la görüşmeleri başlattık 2008 yılında. 2008'den 2010'a kadar ilk defa Kıbrıs müzakere tarihinde iki taraf oturup anlaştıkları konuları alt alta yazmaya başladılar. Bu ilk defa oldu. O güne kadar taraflar tartışırdı, adeta münazara yapardı. Ve bu münazaranın sonunda Birleşmiş Milletler sonuçlar çıkarırdı, onları listelerdi ve taraflara sunardı. Halbuki biz öyle yapmadık, biz oturduk bunları yazdık. 1,5 yıl boyunca bununla ilgili bunu çalıştık. Sonra Dervişoğlu'nun cumhurbaşkanı oluşuyla kendisinin çözüm vizyonu olmadığı için, çözümü arzulamadığı için bu süreç 5 yıl askıya alındı. Tıkanıklığa uğradı. Sonra Mustafa Akıncı seçilince, cumhurbaşkanı olunca bu arada önemli bir de gelişme olmuştu Rum tarafında. Benim dönemimde olmayan bir gelişme. Aslında iki gelişme. Bir tanesi ekonomik çöküntü yaşadılar. Ekonomik kriz yaşadılar. Bu ekonomik kriz son derece önemliydi çünkü o güne kadar bir saadet zinciri çerçevesinde zenginlik yaşıyorlar. Ve 2004'te referandumda anlan planını reddederken Kıbrıslı Türklerle gelirlerimizi bölüşmeyelim diye reddetmişlerdi çoğunlukla. Ekonomileri yıkıldı. Ekonomi yıkılınca artık acaba başka çare bulabilir miyiz? Acaba çözümle bu sıkıntıdan kurtulabilir miyiz düşüncesi gelişmeye başladı. Bu bir. İkincisi, benim dönemimde henüz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o meşhur Dimopoulos kararı alınmamıştı. Dimopoulos kararı hem eski mal sahiplerinin hem de şu anda kullanıcı pozisyonda olan yeni mal sahiplerinin haklarının yıllar geçtikçe eşitlendiğini ifade ediyordu bu karar. Bu Rum tarafında o güne kadar mülkiyetle ilgili katı duruşu mecburen yumuşattı.
Ve dediğim gibi işte bu iki önemli gelişme tekrar başlayan 2015 yılında tekrar başlayan müzakere sürecinde ciddi bir katalizör oldu. Fark budur. Önemli fark budur. Şimdi Kıbrıslı Rumlar şunu diyor. Eğer çözüm olursa Maraş açılacak, inşaat sektörü patlayacak, ara bölgeler, bu arada yeni yerleşimler, yani kısacası inşaat sektöründe büyük bir gelişim olacak. Doğrudan yabancı yatırım ülkeye gelmeye başlayacak. Çünkü artık çözüm var, artık barış var ülkede, savaş tehlikesi yok. İşte doğal gaz aramaları da dahil olmak üzere ve bundan yararlanmak da dahil olmak üzere birçok yabancı yatırım gelecek ülkeye. Bunu Kıbrıslı Rumlar anlamaya başladı. Hatta öylesine anlamaya başladı ki bundan önceki dönemde, yani Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ekonomileri yıkılınca beni daha önce hayır diyen bölgeler konferans vermek üzere Güney Kıbrıs'a davet ettiler. Baf'a örneğin davet ettiler ki Baf en yüksek hayır oyunun çıktığı bölgeydi. Oraya davet ettiler ve çözüm ne zaman diye sorgulamaya başladılar. O yüzden ciddi bir fark var özellikle Rum toplumunda ve Rum toplumunun çözüme meylesi yeni sürecin bu kadar heyecanlı ve hızlı ilerlemesini sağlayan en önemli faktördür diye düşünüyorum. Şimdi bugün tüm küresel aktörleri de işin içine katarsak kimler çözümü istiyor ve niye istiyorlar? Bunu da biraz açabilir miyiz? Şimdi tabii şöyle koymak lazım. Esas olarak en önemli aktörler, bölgesel aktör bakımında tabii ki Türkiye ve Yunanistan'dır. Türkiye'nin çözüm istediğine ben kaniyim ve tanığım. Yani kendi görev yaptığım dönemde fakat oldum. Ondan sonraki gelişmeler de bunun dışında bir şey göstermedi. Dolayısıyla Türkiye çözüm istiyor. Çünkü eskiden Avrupa Birliği süreci önemliydi Türkiye için. Ama bugün Avrupa Birliği süreci önemli olmasa bile uluslararası bütün ilişkilerinde Kıbrıs sorunu bir sorun olarak önüne çıkıyor Türkiye. Bunu engellemek için Türkiye kaçınılmaz olarak çözümü tercih eder noktaya geldi. Çünkü rasyonel düşünmeye başladı. Bu çok önemli bir faktör. Yunanistan çok ilgili değil doğrusu. Hele bu son yaşadıkları krizlerle çok da ilgili değiller. Kıbrıslı Ruslar ne yaparsa biz ona razıyız havasındadır. Bunun yanı sıra tabii değişik nedenlerle bana göre İngilizler ve Amerikalılar da çözümden yanadırlar. Amerika işte bölgede herhangi bir risk yapmamak için, çünkü gördünüz işte Suriye sorun çözülemeyince Rusya'nın devreye girmesine kimse engel olamadı ve Rusya bölgede olmadığı halde büyük bir aktör olarak Suriye'de önemli bir rol aldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni mutlu etmezse aynı şey Kıbrıs'ta da olabilir eğer bu konuda yeterli duyarlılığı veya çözüm yanlısı tutumu ortaya koymazsa Amerika Birleşik Devletleri. Tabii İngiltere'ye gelirsek İngiltere garantör ülke olarak daha ziyade kendi üstleriyle ilgileniyor. İngiltere'nin öyle bizim Kıbrıs'ın garanti edilmesiyle çok fazla bir ilgisi yok ama yine de Kıbrıs sorununun çözümü İngiltere bakımından da avantajlı konumlar yaratabilir. Özellikle bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği için. Bir tek Rusya'nın tutumunu tam anlayamıyoruz. Rusya ne düşünüyor, ne yapıyor? Annan planı döneminde hayışkar destekçiydi. Ama Rum tarafı reddedince bu defa Rum tarafının hayışkar savunucusu olarak destek olmak çıktı çözüme. Şu anda tutumu nedir bilmiyorum. Belki Türkiye ile ilişkilerinin iyi gitmesi nedeniyle o da çözüme meyledebilir.
olduğunu ifade edebilirim. Efendim, görüşmeler 5 başlıkta sürüyor. Biz bu 5 başlıktan hangilerinde çözüme en yakınız, hangilerinde çözümden biraz daha uzağız? 6 başlık aslında. Evet. Şimdi güvenlik ve garantileri saymadınız başlık olarak büyük ihtimalle. Çünkü o garantörlerin daha ziyade görüştükleri bir durum. Onun dışındaki 5 başlık bizim, yani Kıbrıslıların yaptığı müzakerelerdir. Bunlarda yönetimde güç paylaşımı, bu noktada yakın görünüyoruz. Hatta benim dönemimde neredeyse bitmişti. Sonradan Anastasiadis, önce Eroğlu, sonra Anastasiadis bazı konularda tutum değişikliği ifade ettiler. Dolayısıyla onu tam olarak şu anda bilemiyoruz. Ama yakınız, yani çok yakınız çözüme yönetim ve güç paylaşımındaki en önemli başlık budur aslında. Çünkü Kıbrıs sorununun nedeni budur. Yönetim ve güç paylaşımındaki uyuşmazlık yüzünden Kıbrıs sorunu başladı 1963'te. O nedenle en önemli konudur ve bunun bitmesi Kıbrıs sorununun büyük ölçüde bitmesi demektir. Bunda yakınız. Ekonomi başlığı altında yakınız neredeyse bitmiş. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda hemen hemen bitmiş. Toprak konusunda işte haritalar sunulmuştur. Orada henüz herhangi bir müzakere yapılmamıştır. Ciddi bir müzakere yapılmamıştır. Ama haritalar sunulmuştur sonuçta. Bunun dışında güvenlik zaten görüşülmektedir. Biliyorsunuz uluslararası konferans şeklinde görüşülmektedir. Orada da henüz bir ilerleme sağlanmamıştır. Tüm böyle görünüyor şu anda. Dediğim gibi yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi, Avrupa Birliği ile ilişkiler önemli yakınlaşmalar sağlandığı başlıklardır. Ha, bir de şeyi unuttuk, mülkiyet. Mülkiyet konusunda da gerçekten önemli yakınlaşmalar sağlanmıştır. Daha önce söylediğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına istinaden son dönemde yapılan görüşmelerde iyi ilerlemeler var. 4 başlıkta yakınız. Toprak, orada da %1 farkımız var. Daha doğrusu 1 puan farkımız var. 28.2 ile 29.2. Bir de dediğim gibi güvenlik ve garantiler, ki o da uluslararası konferansı. Tamam. Size Sayın Cumhurbaşkanı şunu da sormak istiyoruz. Çözüm neyi çözecek? Yani anlaşılması bakımından müzakerelere de olumlu bir sonuç çıkması durumunda, referanduma gittikten sonra da halkların onaylaması durumunda tam olarak neyi getirecek çözüm? Şimdi çözüm iki toplumlu, iki devletli bir federasyon oluşturacak. Bir tane Kıbrıs Türk devleti olacak, bir tane Kıbrıs Rum devleti olacak. Ve bunlar federal bir çatı altında bulunacaklar. Tek bir devlet olacak, federal kurallar gereği. Tek vatandaşlık, tek egemenlik, ama taraflar, yani Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar kendi idari sınırlarında, kendi devletlerinde egemence yetkilerini kullanacaklar. Yani diğer taraf onun yetkilerine karışamayacak. Federal düzeyde ise federal yetkiler olarak saptanan hususlarda etkin katılım sağlanarak federal yönetimde ortaklık oluşacak. Etkin katılım demek, Kıbrıs'ta Türklerin bütünüyle hayır dediği, yani Kıbrıs Türklerin aleyhine olabilecek
herhangi bir kararın alınamaması demektir. Yani her karar alınırken belli oranda Kıbrıslı Türk'ün de bu karara katılması şartıyla karar alınabilecektir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki taraf siyasi olarak eşit olacaklar. Sayısal değil ama siyasal olarak eşit olacaklar. Yani iki tarafın da onaylamadığı hususlar, en azından belli oranda onay almayan hususlar gelecek. Dolayısıyla bir devlet, uluslararası hukuk sücesi olarak bir devlet, ama içte iki tane birbirinin işine karışmayan iki tane devlet olacak. Bu sanıyorum kalıcı bir barışı da sağlayacak önemli bir güvencedir. Şimdi Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nde yer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir çözüm durumunda Kıbrıs'taki Türkler de Avrupa Birliği vatandaşı olmuş mu oluyor? Tabii ki. Zaten Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman protokol 10 Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girerken Kıbrıs Rum tarafı bütün Kıbrıs adına Avrupa Birliği'ne girerken protokol 10 onaylandı ve protokol 10'a göre Avrupa Birliği müktesebatı Kuzey Kıbrıs'a askıya alındı. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'taki askı ortadan kaldırılmış olacak, askıdan indirilecek ve yürürlüğe konacak müktesebat. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Rum yönetiminin vatandaş kabul ettiği, yani 74 ülkesi Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği vatandaşlık hakları şu andan vardır zaten. Ama bu hak tabii ki belli konularda vardır. Yani seyahatte, Avrupa Birliği'nde işte oturmakta, eğer Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu almışsa, o pasaportla giderse Avrupa'ya o haklardan yararlanır. Ama Avrupa Birliği vatandaşlarının oturdukları yerde kullandıkları haklardan, yani Kuzey Kıbrıs'ta kullandıkları haklardan yararlanamazlar. Böyle bir durum var, bir tuhaflık var yani bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi süreç masada devam ederken aynı zamanda aslında kamuoyu da bu sürece hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu bunu merak ediyoruz. İki taraf açısından birlikte yaşama isteği ve masada devam eden sürecin kamuoyundaki yansımaları neler acaba? Aslında o konu gerçekten tartışmalı bir konudur. Yani 2002'deki, 2004'teki heyecan bugün yoktur. Ama bunun esas sebebi, benim değerlendirmem, henüz vatandaşa açıklanmış bir anlaşma metni yok. Yani vatandaşın tartışmasına getirilmiş Annan planı vardı 2004'te. Bütün kuruluş anlaşması, anayasalarıyla, her şeyiyle bir plan vardı. Herkes bunu biliyordu. Televizyonlarda bu tartışılıyordu. Radyolarda, gazetelerde gece gündüz bu tartışılıyordu. Bütün bu yok henüz. Ben işte bu uluslararası konferansın da tamamlanmasıyla birlikte bu metnin çıkacağını ve bu metin çıktıktan sonra da halkın bunu tartışmaya başlayacağını düşünüyorum. Ama görünen odur ki her iki tarafta da halk çözümü istiyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. 2004'te henüz kapılar 2003'te açılmış olduğu için, yani bir yıl önce açılmış olduğu için insanlar birbirlerini yeterince tanımamışlardı. Birbirlerine karşı güven duyamıyorlardı. Bugün daha güven duyabiliyorlar birbirlerine. En azından kendilerine güvenebiliyor insanlar. Yani ben kendi toprağımı yönetebilirim, kendi ülkemi yönetebilirim diyebiliyor bugün insanlar.
O gün henüz de diyemiyorlardı. Diyorlardı ki acaba Rumlar bize saldırırsa ne olur? Halbuki bugün kapılar açık. Rumlar kuzeye geliyor. Burada işte otellerde kalabiliyor. Hatta ev kiralıyor. Burada kalıyor. Arkadaşlarının yanında kalıyor. Eğlencelere katılıyorlar. Yani kısacası Kıbrıslı Rumlar artık kuzeye geliyor ve öyle saldırı maldırı şub yok. Ha, Güney Kıbrıs'ta zaman zaman olumsuzluklar oluyor. Ama onlar polisiye olaylardır. Kuzey Kıbrıs'ta en azından halkımız kendini güvende hissediyor. Burada bir sıkıntı yok. O yüzden ben halkın hazır olduğunu düşünüyorum. Güney'in de istekli olduğunu biliyorum. Yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Ancak şu var, şu andaki olumsuzluk odur. Bu olmasına rağmen, yani taraflar, halklar çözüm istese bile umutları fazla değil. Yani sanki çözüm olacağına inanmıyor insanlar. Neden? Çünkü 2004'te Rum tarafı reddettikten sonra bugüne kadar ne yazık ki bir sonuca varamadık bunca yılda. Sebep budur. Ama umutsuzluk sonuçta umuda dönüşebilir. Sayın Cumhurbaşkanı, burada Rum lider Nikos Anastasiadis'ten de bahsetmek istiyoruz esasında. Siz onun halkı ikna edebileceğine inanıyor musunuz? Vallahi şunu söyleyeyim, yani Anastasiadis şu anda oldukça güçlü konumdadır. Birkaç nedenle. Bir defa Anastasiadis sağcı bir liderdir. Rum halkının genel duruşu da sağdır. Sol değerler işte %30'larda destek buluyor Güney Kıbrıs'ta. Hiç bilemediniz %35. Geriye kalan sağ destektir, sağ oylardır. Anastasiadis aynı zamanda kilisenin desteğine sahiptir. Bir sürü nedenle. Ayrıca Anastasiadis geçmişte Kıbrıs'ta darbe yapan Yunan cuntasının işbirlikçilerinin de partisinde yer aldığı dikkate alınacak olursa şu anda Rum halkını ikna edebilecek en iyi pozisyondaki liderdir diyebilirim. Üstüne üstlük daha ilginci, sadece Kıbrıs konusunda AKEL'in de desteğine sahiptir. AKEL'in desteğine sahip olması Anastasiadis için büyük bir şanstır, büyük bir avantajdır. Benim düşüncem bu. Size attığınız bir tweet'i de sormak istiyoruz. CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, rejideki arkadaşlardan da rica edelim, tweet'i de ekrana getirelim. Şimdi tam da CHP yeni yönetimiyle Kıbrıs'ta çözümsüzlük siyasetini terk etti derken bu sahte haritada nereden çıktı dersiniz demiştiniz. Bu konuyu bir açabilir misiniz bize? Evet, şimdi konuştu tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yakın zamanda çok iyi ilişkiler kurma çizgisine gelmiştik. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanıydım. Şu anda bıraktım, biliyorsunuz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimi, özellikle Sayın Öztürk Yılmaz'ın başkan yardım olması ve Kıbrıs dış ilişkilerden sorumlu bir pozisyona gelmesiyle birlikte Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde uzun uzun görüştük kendileriyle. Uzun uzun tartıştık. Kıbrıs sorununun çözümünün ihtiyaç olduğunu anlattık. Ve öyle bir izlenim edindik ki Cumhuriyet Halk Partisi artık Kıbrıs sorununun çözümünü destekleyecek. Öyle anladık, öyle kavradık. Hatta onun öncesinde, yani Sayın Öztürk Yılmaz'dan önce, yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı adaya gelmiş ve bizlerle görüşmeler yapmıştı. Onların da ortaya koydukları eğilim, artık Kıbrıs sorunu olgunluğa kavuşmuştur, bu sorunun çözülmesi lazımdır. Eğilim buydu. Birdenbire bir sahte haritayla Sayın Öztürk Yılmaz'ı meclis kürsüsünde görünce doğrusu beynimden vurulmuşa döndüm. O harita sahte, yalan. O harita
burada birilerinin hazırladığı, halkı korkutmak için hazırladığı ucu bir harita yani. Neredeyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yarısını Kıbrıs Rumlara veriyor. Halbuki iki lider anlaştı. Kıbrıs Rum tarafı %28.2'nin altında bir harita öneremeyecek. Türk tarafı da %29.2'nin üstünde bir harita önermeyecek. Bu harita, sahte harita, %25'in bile altındadır. Belki de %20'dir. Nereden çıktı bu harita? Bu harita uydurma bir harita. CHP'ye nereden gitti? Ve bize sorması çok mümkünken, ilişkimiz var, çok mümkünken niye sormadı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir sorunumuz yok. Biz sosyalistlerle aynı ailedeyiz. Aynı kulvardayız. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu bizim sorunumuz olduğuna göre öncelikle bizimle birlikte olan yoldaş partinin bize sorması lazım. Bir sahte haritayı doğru gibi kabul ederek bizi de rencide etmesi doğru değil. Yani temasımız olan bir parti olduğu için bundan rahatsızlık duydum. Ve böyle bir tweet yaptım. Yani şunu söylemek istedim. Bu harita sahtedir. Lütfen bu haritaya kimse kanmasın. O haritayı kimse kabul etmez. Hiçbir Kıbrıslı Türk kabul etmez. Yok öyle bir harita. Birileri kim olduğunu da öğrendim tabii sonradan. Çözüm istemeyen bir çevrenin uydurduğu bir harita. Hiçbir şeye dayanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese tüm sevgilerimle, saygılarımla, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Bizden de öyle sevgiler, saygılar, selamlar. Sağ olun. Evet, Kıbrıs müzakerelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.